Malatya Türk'ün eksiz öngörüsüyle e, kurulmuş olan Türk Hava Kurumu'nun bugünlerde getirilmiş olduğu durum malumunuz. E, bu görsel aklımıza orman yangınlarındaki başarısızlığımızı ve Türk Hava Kurumu'nun içine düşürüldüğü durumu e, hatırlatıyor. E, Türk Hava Kurumu'nun uçurulmayan, uçmayan, tadilattan geçmeyen, geçirilmeyen yangın söndürme uçakları. Bu uçaklardan birini alıp Tunceli görseline fotomontajla oturtan AKP Tunceli İl başkanı havadan müdahale başladı görmüyor musunuz dedi. Dersim orman yangını için bunu da yaptılar. Yani canım temsili bir fotoğraftı attığım fotoğraf diye de kendini savundu sonrasında. Haberde anlatacağımsa Türk Hava Kurumu'nda pilotlara o yangın söndürecek söndürmesi gereken pilotlara uygulanan mobbing paralarını vermemişler. Uçaklara bakmadıkları gibi kayyum yöneticiler, kayyum heyeti yöneticileri pilotlara da paralarını yani emeklerinin karşılığını ödememişler. Üç kişilik bir kayyum heyetiyiz. Ben Cenap Aşçı, Gümüşyat Bakanı'nın son müsteşarıyım. Türk Hava Kurumu AKP'li eski bakan Cenap Aşçı Başkanlığı'ndaki kayyum heyeti tarafından yönetiliyor. Kurum son dönemde gündemden düşmüyor bu sefer de ödenmeyen maaşlarla gündemde. Türkiye Ağustos ayının ilk yarısını neredeyse orman yangınlarıyla geçirdi. Akdeniz ve Ege bölgesi cayır cayır yandı. Alevler yükseldikçe Türk Hava Kurumu'na yöneltilen eleştiriler arttı. Çünkü bakımı yapılmayan uçaklar hangarlarda çürütüldü. CHP 4 milyon dolarlık bakım masrafını belediyeler aracılığıyla ödeyebiliriz dedi ancak kayyum heyetinden henüz bir yanıt gelmedi. Kayyum heyeti başkanı Cenap Aşçı'ya göre kurum borçlu. Bu nedenle adım atılamıyor. Türk Hava Kurumu yönetimi yangın söndürme uçaklarını hangara çekince geçtiğimiz yıl 11 pilota işten çıkarmıştı. O pilotların alacakları paralar da ödenmemiş. Bankalara 1,5 milyon borcu kim yapmış? 200 milyon liraya yakın vergi sakakı borcunu kim yapmış? Piyasaya ve personel 150 milyon yakın borcu kim yapmış diye sorsunlar. Arkadaşlar bu borçların hiçbirisi kayyum oluşu borçlar değil. Bizim kelimenin tam anlamıyla kucağımızda bulduğumuz borçlar. Haberi bir gün gazetesinden İsmail Arı duyurdu. Halk TV'nin ulaştığı pilotlardan biri alacak krizini doğruladı. İşten çıkartılan 11 pilota alacakları maaş ve hak edişleri 9 eşit taksitle ödenecekti. Ancak ilk iki taksidin dışında kalan 7 taksit bir yıldır ödenmedi. Eski pilotlar alacakları için kuruma dava açtı. Ancak sonuç alamadılar. İşten atılan pilotlar icra yoluna da başvurdular. Yine de bir netice çıkmadı. Şimdi ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar. Bu arada şunu da duyuralım. Muzur Vadisi fırtına veli çeşmesi bölgesinde alevli yangın devam ediyor. Hava e, havadan yangına acil müdahale edilmesi gerekiyor. Bölgeden çağrıda bulunuyorlar. Günlerdir gözümüzün önünde yanmaya devam ediyor. Tıpkı Manavgat'ta, tıpkı Marmaris'te olduğu gibi maalesef durum bu. Şimdi aşıya gelelim. Evet bir miting düzenledi aşı karşıtları. Gördünüz mü? Bak mitingi düzenledik dediler bir araya geldiler aşı istemiyoruz diyorlar. Özetle anladığım kadarıyla PCR testi de istemiyorlar. Aşı zorunluluğuna karşı çıkıyorlar PCR testi zorunluluğuna karşı çıkıyorlar. Çözüm önerileri nedir? Yok ki korona diye, diye bir şey diyorlar bir taraftan da. Bakın size bir çözüm önerisi ne ilgisi var kebapla diyeceksiniz. Teşvik etmek gerekiyor aşılamaya. Aşını yaptır bunu belgele gel bizde kebap ye diyorlar. Gaziantep'te Antep, Gazi bir işletmeci aşı kartını gösterene bedava kebap vereceğini söyledi. Antep kebabı harika olur doğrusu. Teşvik edilecekler. Tabii bir taraftan Türk Hava Yolları'nın da bir açıklaması var. İç hat seferlerinde aşı kartını göstermeyene PCR testi zorunluluğu. E, artacak bunlar. Mecbur. Yoksa başka türlü başa çıkamayacağız. Neyse e, kebap haberiyle devam edelim. Aşı olmayanlara söylemek istediğimiz duyarlı olup bir an önce aşılarını yaptırmalarını onlardan rica ediyoruz. Eski günlere, kapanma dönemlerine, eve eve kitlendiğimiz günlere tekrar dönmek istemiyoruz. Tekrar kapanmamak için aşıya teşvik kampanyası. Pandemiden dolayı en çok zararı gören gıda ve eğlence sektörü olduğunu düşündük tekrar vakaların artmaya başladığını gördükçe üzülüyoruz. Eski günlere tekrar dönmek istemiyoruz. Lokanta işletmecisinden karın doyuran aşı teşviki adımı. Aşı kartını gösteren müşteriye ücretsiz kebap ikram etti. Adres Gaziantep. İkinci doz aşısını da vurun, vurunan misafirlerimize yemek ikram ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz duyarlı oldukları için kendilerine teşekkür ediyor ve yemek ikram ediyor. Vaka artışı önlensin, kısıtlama tedbirleri tekrar gelmesin diye bazı işletmeciler de kolları sıvadı. Kendi aşı kampanyasını yaptı. Çok teşekkür ederim bu projeye destek olduğunuz için. Lütfen rahatlığına mühendisliğiniz Kampanya aşı oranının en düşük olduğu illerden olan Gaziantep'te büyük ilgi gördü. Çok sayıda kişi lokantaya geldi. Aşı kartını göstererek ücretsiz kebap yedi. Yaşar'da ilgilenelim hemen. Teşvik edilsinler diyorum ama bir düşünsünler yani başkalarının canına da kastetmesinler. Aşı karşıtlığı, bilim ve yaşam karşıtlığı bir taraftan. Kimsenin vebalini üstlerine almasınlar. Komplo, komplo teorileri öldürücü. Bunun böyle olduğu da görülmüş durumda. Hekim olup da aşı karşıtı olanlarsa bu sorumsuzlukla hekimlik mesleğini yapamamalılar bence. Evet aşı zorunlu değil. Zorunlu olamaz. PCR testi yaptırın o zaman aşı olmuyorsunuz deniliyor. O da zorunlu olamaz diye itiraz ediyorlar. Bakın size yoğun bakım ünitelerini göstereyim. Mesela Rize'de valilik açıklama yaptı. Can kayıplarının yüzde doksanı iki doz aşısı olmayanlardan diye. Can kayıplarının yüzde doksanı iki doz aşısı olmayanlardan Rize'de. Sadece Rize'de değil ki vaka yoğunluğunun çok fazla olduğu illerde yoğun bakım ünitelerinde yatanların yine büyük çoğunluğu ya aşısını yaptırmamış ya da e, ikinci dozunu yaptırmamış olanlardan. Ankara'da son 15 günde yoğun bakımlardaki dolluk dikkat çekmekte. Hekimler uyarıyor. Onlara kulak verelim. Son 15 gündür özellikle e, hastaneye yatırmak zorunda kaldığımız ve yoğun bakım ihtiyacı olan şu anda kliniklerde yoğun bakım yeri beklediğimiz hastalarımız mevcut. E, demek ki durum ciddiye gidiyor. Bunu buradan anlayabiliriz. Durum ciddi. Uzmanlar uyarıyor. Son dönemde ağır hasta oranında da ölüm sayılarında da artış var. Öncelikle ayakta takip ettiğimiz hafif vakalar biraz daha orta ve ciddi boyutta dönmeye başladı. Dolayısıyla biraz kırmızı alarm vermeye başladık açıkçası. Alarmın rengi yeniden kırmızı. Son koronavirüs tablosunda 17332 yeni vaka tespit edilirken 255 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor diyerek aşıya dikkat çekerken hekimler de hastanelerdeki vakaları örnek gösterdi. Hala aşı yaptırmak istemeyen aşı olmamış ne yazık ki ailelerimiz insanlarımız var. Hatta bir aile demesi anne baba yaptırıyor 21 yaşındaki çocukları yaptırmamış. Bir başka örnekte Kayseri'den geldi. Arkamızda anne kız var. Covid pozitif hastalığı.